Herkese merhabalar. YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel, harika bir örgü modeli yapımını paylaşmak istiyorum. Gerçekten ben çok beğendim. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. İki renk ip kullandım. İplerin bebe yünü. Tığım, iplerime uygun bir tığ numarası tercih ettim. Yapacağım örgü modeli uzunluğunda zincir çekerek başlıyoruz. Toplam 100 adet zincirimi çektim. Şimdi zincirlerimi çektikten sonra modelime başlıyorum. Buradaki ilk zincirime batarak bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. İpimi uzatarak tığıma ipimi bir kez doladım. Aynı zincire batıyorum. 1 doladım, battım, 2 doladım, battım, 3. 3 defa da dolayıp battım. Bir fıstık yaptım ve onu kapattım. 1 2 3. 3 tane zincirimi çektim. Tığıma ipimi doladım. Bir zincir atlayıp bir sonrakine, ikinci zincire batarak 1 batıyorum. 2 doladım, battım, 3. 3 defa da dolayıp battım, fıstığımı yaptım ve kapattım. 1 2 3. 3 tane zincirimi çektim. Tığıma ipimi doladım. Bir zincir atlayıp bir sonrakine 1 2 3. 3 defa da dolayıp battım, fıstığımı yaptım ve kapattım. 1 2 3 zincirimi çektim. Tığıma ipimi bir kez doladım. Bir zincir atlayıp bir sonrakine 1 2 3. 3 defa da dolayıp battım, fıstığımı yaptım ve kapattım. Bakın böyle 4 adet oldu. 1 2 3. 3 zincir çektim. Tığıma ipimi bir kez doladım. Bir zincir atlayıp bir sonrakine, yani ikinciye fıstığımı yapıyorum. 3 defa da dolayıp battım, fıstığımı yaptım ve kapattım. Evet, fıstık sayımı tamamladım. 1 2 3 4 5. Şimdi zincir çekmeden tığıma ipimi bir kez doladım ve sayıyorum. 1 2 3 4. Dördüncü zincirime 1 2 3. 3 defa da dolayıp battım, fıstığımı yaptım. Tığıma ipimi bir kez doladım. Hiç zincir çekmiyoruz. 1 2 3 4. Dördüncü zincirime yine 3 defa da dolayıp battım, fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı yaptım. İkinciyi yaptım. Tekrar tığıma ipimi bir kez doladım. 1 2 3 4. Dördüncü zincirime 3 defa da dolayıp battım. Fıstığımı yaptım ve kapattım. Bir zincir. Tığıma ipimi bir kez doladım. Hiç zincir çekmiyoruz. 1 2 3 4. Dördüncü zincirime tekrar bir üçlü fıstık yapıyorum. Ve kapattım. Tığıma ipimi doladım. 1 2 3 4. Dördüncü zincirime bir fıstık daha yaptım
ve kapattım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Bu kıvrımlı halini vermiş oluyoruz. Her 5 fıstıkta bir modeli değiştiriyoruz. Şimdi modelimizi değiştiriyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tığıma ipimi bir kez doluyorum. Bir zincir atlayıp bir sonrakine fıstık yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Bir zincir atlayıp bir sonrakine ikinci zincire fıstık yapıyoruz. Yine bu fıstıkları 5'e tamamlayacağız. 5'ten sonra şu arada yaptığımızı yapacağız. Böyle kıvrım şeklinde modelimiz ilerleyecek. Böyle örmeye devam edelim. Evet, bakın bu şekilde tamamladım. Nasıl başladıysam o şekilde bitiriyorum. Bakın. Böyle başladım. Bu şekilde bitirdim. Zincirim daha var. Devam edebilirim ama ben burada devam etmeyeceğim. Bu kadar. Kısa bir şey göstereceğim sizlere. Sizler daha da uzun halini yapabilirsiniz. Şimdi burada en son 5. fıstığı yaptıktan sonra 3 zincir çektim. Ve böyle bir sonraki zincire batarak burada bu örgümü bitirdim. Bir zincir daha çektim. İpimi burada artık kesiyorum. Bu zincirimi de nasıl yok ettiğimi sizlere göstermek istiyorum. Bakın kestim. Fazla zincirimi kestim. Buradan şöyle çekiyorum. Bunu da sıkıştıralım. Ve tamamlamış olduk. Bakın. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Buna nasıl başladıysam bu rengimle tersini başlıyorum. Yine zincirlerimizi çekelim. Yine belli miktarda zincirimi çektim. Yapacağım işimin uzunluğu şeklinde çekiyorum. Fazla çekebiliriz. Dediğim gibi onu kesebiliriz. Şimdi sıradaki zincirime battım. Sık iğne olarak. Bir zincir çektim, ipimi uzattım, aynı zincire 1, 2, 3, 3 defa da dolayıp battım, fıstığımı yaptım. Bu modelime başlarken 3 zincir çekmiştim. Bu kısmı değil, şu yapmış olduğumuz kısımla başlıyoruz bu modelimize. Şu beşli kısmı yapıyoruz bakın. Araya zincir çekmeden tığıma ipimi doluyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirime batarak bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Hiç zincir çekmeden tığıma ipimi doladım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirime batarak 3 defa da dolayıp battım. Fıstığımı yaptım. Tığıma ipimi bir kez doladım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirime batarak fıstığımı kapattım. Yine hiç zincir çekmeden tığıma ipimi bir kez doladım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirime batarak fıstığımı yaptım ve kapattım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane fıstığımı yaptım. Bu modelime nasıl başladıysam bu modelime o şekilde değil, tersinden başlıyorum. Şuradaki beşliden yaptım. Şimdi şu beşliği yapacağız. Bakın devamında
Bunun aynısını yapacağız. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma ipimi bir kez doladım. Şimdi modelimi artık kenara alayım. Bir zincir atlayıp bakın. Bir tane atladım. Bir sonraki. İkinci zincirime batarak 1, 2, 3 defa da dolayıp battım. Fıstığımı yaptım ve kapattım. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektim. Tığıma ipimi bir kez doladım. Bir zincir atlayıp bir sonrakine ikili trabzan. İkili trabzan diyorum. Üçlü fıstık. Bakın bu şekilde. 1, 2. 1, 2, 3. 3 zincir. Tığıma ipimi bir kez doluyorum. Bir zincir atlayıp ikinciye modelimi yapıyorum. Bir, iki, üç zincir. Tığıma ipimi bir kez doluyorum. Bir zincir atlayıp ikinciye fıstığımı yapıyorum. Bakın bu şekilde 4 tane yaptım. 5.'yi de yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. 1 zincir atlayıp ikinciye 3 defa da dolayıp battım. Fıstığımı yaptım ve kapattım. Şu şekilde. Bu modelin başlangıcının tersinden başladık. Bakın şu şekilde. Şimdi bunu da yine aynı sayıda ilerleyelim. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5 defa yapmıştık. Bakın. Şöyle. Bunu da aynı o şekilde yapalım. Evet, bakın bu şekilde mavi rengimle de tamamlamış oldum. Krem rengimle yaptığımın bir tersini yaptım. Bakın buna böyle başladıysam buna bu şekilde başladım. Zaten görünüyor, bakın kıvrımları birbirinin tersi olacak şekilde. Şimdi bunu da yine aynı şekilde tamamladım. Son kısma geldim. Bakın nasıl başladıysak o şekilde bitiriyoruz. Bunu bu şekilde başladık. Bu şekilde bitiriyorum. Bunu unutmayalım. Şimdi burada 3 zincirle bir sonraki zincirime batarak burada bitiriyorum. Bir zincir daha çektim. İpimi şöyle kesiyorum. Kalan zincirimizi de yine aynı şekilde kesebiliriz. Bu şekilde tamamlamış oldum, bakın. Şöyle göstereyim. Birbirinin tersi, bakın. Şimdi bunları şu şekilde yapacağız, bakın. Kremi mavinin üzerine şu şekilde yerleştirdim. Bakın böyle. Sonrasında maviyi onun üzerine atıyorum. Sonra kremi böyle saç örgüsü gibi yapıyorum, bakın. Bu şekilde tamamlamış oldum. Bakın şu şekilde. Bunu tekrar edebiliriz. Nasıl birleştirdiğimi şöyle alalım. Bakın krem rengim bu şekilde mavinin üstünde uç kısmı. Sonra mavi. Saç örgüsü örer gibi, bakın. Krem. Mavi. Sonra da bakın uç kısımlarını birleştiriyoruz. Şimdi iğneme krem renkli ipimi geçirip şu uç kısımlarını dikme işlemi yapacağım.
Şöyle birleştirdim. Düğümledim. İplerimi. Evet, bakın böyle bu uç kısmını da diktim birbirine. Aynı şekilde bu uç kısmını da birbirine diktim. Bu şekilde bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi şu kısımlarına ben incilerle süsleyeceğim. Şöyle ellerimde incilerim var. Bakın bu şekilde hepsine aynı şekilde dikelim. Evet, bakın bu şekilde tamamladım. Gerçekten çok güzel oldu. Bakın. Şimdi bir de şu uç kısımlarına ben zincir çekerek bağcık yaptım. Şöyle herhangi bir yerden batalım. Ve istediğimiz miktarda böyle zincir çekelim. Aynı şekilde bu kısmı içinde yapalım. Evet, bakın bu şekilde modelimi tamamlamış oldum. Bu modelden kız bebeklerinize çok güzel bandana olur. Daha farklı şekillerde de değerlendirebilirsiniz. Ben modeli gerçekten çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bu bir küçüğü, bir de böyle bir büyük modelini ve farklı renklerde yaptım. Bakın. Gerçekten her rengi ayrı bir güzel oluyor. İnciler de gerçekten çok güzel bir güzellik katıyor. Böyle anne kız olarak kombinde örebilirsiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, faydalı buluyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.